Sahnede FPS çok fırıldak. Hazır mıyız? Basıyorum play'e. Hazır mıyız? Bastım. Kaç alıyoruz lan? Allah! 65-70 FPS. Evet, toplandık yine buraya ve niyet ettik Unreal Engine'in yeni güncellemesini incelemeye. Şimdi arkadaşlar Unreal Engine 5 ilk duyurulduğunda sektörde hakikaten çok büyük bir etki yarattı. Ama daha önemlisi şöyle bir beklentiyle geldi. İngilizce tabirle game changer. Yani oyun geliştirme dediğimiz şeyi baştan tanımlayacak, baştan değiştirecek. Bu minvalde beklentilerle çıkmıştı. Hakikaten geçtiğimiz yıllarda aldığı güncellemelerle neredeyse bu büyüklük seviyesinde etki bıraktı. Yalan yok. Hatta meme oldu. Şimdi izleyeceğiniz tarzda güzel mimleri çıktı. Hey Brad, check this out. It's just a car on fire. Are you sure? What? That's not real? Nope. It's unreal. Ama bir şey var ki onu bir türlü çözemedik. 5 çıktığında da çözemedik. Aldığımız bu 4 büyük güncellemeleri çözemedik. Açıkçası 5.5'leri duyurdular mı ben hatırlamıyorum. Beklemiyordum. Şimdi ben burada 5.5'i baştan incelemeyeceğim. Yerli yabancı birçok kanal gayet güzel şekilde anlatmış. Gidip onlardan izleyebilirsiniz. Mesela çok hızlı bakarsak işte Mutable Plugin diye karakter özelleştirmeyi, değişik şeyler ortaya çıkarmayı sağlayan çok acayip bir tool gelmiş. Daha önceden getireceklerini söyledikleri Nanite Skeletal Mesh gelmiş. Animasyon veya ara sahne hazırlarken çok güzel işe yarayacak tool'lar eklemişler. Veya muhteşem bir level yaptığınız diğer cihazlarda bu nasıl gözükecek? Bunu görmenizi sağlayan çok güzel bir tool yapmışlar. Hatta telefon böyle. iPhone 12'de görüyorsun, iPhone 15'te görüyorsun, Samsung bilmem kaçta görüyorsun falan. Daha bu gibi birçok güzel tool, birçok güzel güncelleme var. Bunların hepsi bir tarafa. Bunları bir kenara bırakalım. Bunlar hakikaten çok güzel güncellemeler. Ama olay bunlar değil. Olay bambaşka bir şey. Unreal 5 çıktığından beri aldığı bu büyük güncellemelerden beri bir türlü çözemediğimiz bir olay vardı. Neydi bu olay? Işık. Işık düşünün görüldüğünden çok daha önemli, çok daha kritik bir şey arkadaşlar. Yani yaptığımız veya yapmaya çalıştığımız o sanat eseri modellerden bile kat be kat önemli bence. Bunun en büyük ispatı RTX teknolojisi. Oyunla alakalı video üreten büyük YouTuber'ların her 2-3 videosunda bir Nvidia sponsor olup bunu durmadan yıllardır tanıtıyor. Çünkü hakikaten çok önemli bir şey ama biz bunu oyunlarda kullanamıyorduk. Daha doğrusu oyun geliştirirken kullanamıyorduk. Bunun da nedeni çok ciddi bir performans sorununa yol açması. Lumen'i açtın, etrafa güzel ışıklarını yerleştirdin. Bunlar da movable. Kucağınızda güzel bir optimizasyon problemiyle karşı karşıya kalıyordunuz. Biz de daha basit yöntemlere gidip statik ışıklar koyup emisif materyallerle bir şekilde mevzuyu halletmeye çalışıyorduk. Bu da ister istemez tabii ki kaliteyi düşürüyordu. Ama Unreal artık sonunda bu ışık mevzusuna bir dur dedi. Sonunda şu ışık mevzusunu halletti. Biz de şimdi bir test level'ı açıp şunu bir test edelim istiyorum. Gerçekten ne kadar halletmiş, nasıl halletmiş bir bakalım istiyorum. Bu arada teste geçmeden önce kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim desteklerseniz sevinirim. Ayrıca sizleri Discord toplumumuza da davet ediyorum. Şimdi test etmek için projeyi açtım. Hemen level'ı hazırlayayım şöyle. Şimdi etrafa hem movable hem de renkli renkli spotlightlar atacağım. Totalde 1000-1500 civar bir şey yapıp şöyle FPS'i bir yok etmeyi planlıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi totalde ne kadar olmuş? Tam 1000 tane ışık atmışım sahneye. Şu an tam 1000 tane ışık var. Play'e basalım bakalım kaç FPS alıyoruz. Yani gördüğünüz gibi 20 ile 30 arası. Arada 10'lara düşüyor. Bayağı yerlerde yani FPS. Adam akıllı hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi gidelim bir Project Settings'imizi bir açalım. Megalights'ın tikini bir aktifleştirelim. Ben de heyecanlıyım bu arada. Yine ışığın tamamını bir seçelim mi? Bir bakalım. Açık mı normalde? Açık mı? Şunu bir kapatıp açacağım. Sahnede FPS çok fırıldak. Hazır mıyız? Basıyorum play'e. Hazır mıyız? Bastım. Kaç alıyoruz lan? Allah! 65-70 FPS. Allah 70 civarı FPS alıyoruz. Yani şerefsizim. Şerefsiz evladıyım. Ağlamamakken için kendimi zor tutuyorum. Şaka bir yana hakikaten çok mutlu oldum bir oyun geliştiricisi olarak. Oyunlardaki görsel açıdan en kritik şey bence ışık. Çünkü low poly de yapsanız, high poly de yapsanız o ışığın atmosferinize, oyununuza, grafiğinize etkisi hayal ettiğimizden çok daha fazla. Ve bu kadar ışık kullanımında optimizasyon sıkıntısı çekmek ister istemez kaliteyi düşürüp optimizasyona yöneltecek hamleler yapmamızı gerektiriyordu. Yani arkadaşlar bu dakikadan sonra şimdi sevecek bir kelime için kusura bakmayın. Sikimin keyfine göre. Ben etrafa ışığımı atarım. Kimseye de eyvallah etmem. Muazzam bir olay ya. Hakikaten muazzam bir olay. Bu muazzam bir kitap Fatih.
Bu inanılmaz bir kitap. Evet arkadaşlar, bence Unreal Engine 5.5 güncellemesiyle beraber artık gerçekten game changer dediğimiz sıfatı hak etti. Ve bununla beraber sektördeki light artistleri de değeri kat be kat artacak bence. Sizlerin de konu hakkındaki yorumlarını, görüşlerini aşağıya bekliyorum. Ayrıca kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirimle destek olursanız sevinirim. Kendinize çok dikkat edin, sağlıcakla kalın, bay bay.